Bahar gelmiş, dağlardaki karlar erimeye başlamıştı. Ağaçlar, böcekler, kuşlar adeta hayata yeniden başlarcasına köyün güzelliğine güzellik katıyordu. Bilmem kaç defa kireç vurulmuş odadaki seccadesinin başında gözleri yaşlı Gül Hanım da dua etmekteydi. Öğle namazını kılmış, gözleri duvardaki takvime ilişmişti. Kâbe-i Muazzama'nın resmine bakıyor, gözlerinden boncuk boncuk akan yaşlar yemenini ıslatıyordu. Rabbim, bana da nasip et Kâbe'yi tavaf etmeyi, Hacer anam gibi say yapmayı, mübarek yerlerin kokusunu almayı derken dış kapının menteşesi gıcırdayarak açıldı. Gelen kocası Asım'dı. Gül, Gül, ben geldim diye bağırdı. Bir kap yemek koy, acıktım. Gül Hanım apar topar gözyaşlarını sildi. Seccadeyi toplayıp aksayan ayağıyla avluya yöneldi. Geldim bey. Küçükken ekmek tandıra düşen Gül Hanım'ın ayakları yanmış, son anda ninesi kurtarmıştı onu. Yetim büyümüş, bir ayağı da yandığı için aksayan ayağıyla gelinlik kız olduğu zaman karısı kaçıp giden Asım'la baş göz etmişlerdi. Gül Hanım'ın çocuğu olmamış, Asım'ın 5 çocuğuna analık yapmıştı. Bir yandan da yatağa bağımlı yaşayan kayınvalidesine bakıyor, aksayan ayağına aldırmadan her işin üstesinden geliyordu. Bugün camide hacca gitmek isteyenlerin isimlerini aldılar. Haftaya şehre gidilip resmi işlemlere başlanacakmış dedi ellerini yıkarken. Gül Hanım kaç kişi olduklarını sordu. Benimle beraber 5 yanıtını aldı. Etme Asım, beni de yazdır. Rahmetli babamdan kalan toprağı satarım. Olmazsa ağabeyime veririm, parasını o verir. Beni de götür, kurban olayım. Gül Hanım kuzine sobanın üzerindeki çorbayı tasa koydu. Hiçbir işimiz yarım kalmaz. Annemi komşulara emanet ederim. Çocuklar da var, göz kulak olurlar. Olmaz dedi Asım. Kaç kere konuştuk hanım. Köyün erkekleri gidiyor. Kadın kısmının yolda belde işi yok. Kız geldim sana. Çocuklarına baktım. Altın askı istemedim. Düğün dernek yapmadım. Yatalak annene baktım. Bir gün of bile demedim. Asım, yalvarırım beni koyup gitme. Haç parası anca yetiyor. Bir de sen olursan işin içinden çıkamam. Dur hele. Bir dahaki sefere söz. Yüne eriyorum. Çorap örüp satıyorum. Köydeki kızların çeyizlik işlerini yapıyorum. Birikimim var. Sen orada kaybolursun. Hele bu ayağınla seni de peşimden sürükleyemem. Yüreği cız eden Gül tek kelime etmedi. İçine içine ağlıyor, yüreğinin pare pare varlığını hissediyordu. Tamam bey, yüzüme de vurdun ya ayağımı. Daha da bir şey demem sana. Günler geçti. Akşamları hacca gidecek olanlar ziyaret ediliyor, adetten dolayı çay şeker gibi hediyeler getiriyorlardı. Köyde bayram havası esiyor, hacıların günü yaklaşıyordu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Gül'ün dilinden salavat düşmüyordu. Günlük işlerine devam ediyor, kocasına artık yüreği doğrulmuyordu. Kırılmıştı bir kere. Yol parası bir yanaydı ama ayağından dolayı gidemezsin demesi çok dokunmuştu. Cuma selasından sonra köyde cami çıkışı helva ekmek dağıtılmış, hacca gidecekler için gözyaşlarıyla dualar edilmişti. Zaman yaklaştıkça kocasını daha az görüyordu Gül. İşlemler için şehre iniyor, akşamları da arkadaşlarıyla muhabbet, sohbet derken zaman geçiyordu. Yatağa bağlı kayınvalidesinin yemeğini yediren Gül, onun ağladığını gördü. ''Ne oldu anne? Yemekte mi bir şey var? Çok mu soğuk? Ağlama kurban olayım.'' Ağzını sildi. Suyunu içirdi, yastığını doğrulttu. ''Yavrum, hacılara git. Cennetlere gir gelinim. Allah senden razı olsun.'' Gül de ağlamaya başlamıştı. ''Biliyorsun anne, götürmüyor beni. Nuh diyor, peygamber demiyor. Hacılara git evladım. Allah seni cennetine koysun.'' diye dualar etti. Gece yarısına yakın kapı vuruldu. Gelen hacca gideceklerin eşleriydi. ''Gül, sen dikiş dikmeyi bilirsin. Bizim adamların parasını koymak için cüzdan dikilecekmiş. Boyunlarına da asmalı olacakmış. Oradan çalan olmasın diye.'' Gül misafirlerini içeri buyur etti. Kayınvalidesini yatırdı. ''Çayları koyayım. Hep bir elden dikeriz.'' dedi. Oturdular. ''Sarar mı solmuşsun bacım?'' dedi komşusu. ''Haç hüznümü sardı. Bildiğin şeyler komşum. Asım beni götürmüyor.
Bir kez görseydim oraları, gül kokar şimdi oralar. Kabe'ye yüz sürseydim ne olurdu? Ağlayan gülü komşuları teselli etti. Gidersin bacım, bak biz de gidemiyoruz. Çocuklar, hayvanlar, bir de senin yatalak kaynanan var. Üzülme bu kadar. Otobüste kim bilir kaç günde gidilir. O zaman ne yaparız biz? Gül sessizce başını eğdi. Cüzdanları dikmeye devam ettiler. Cüzdanlar dikildi. Herkes evine dağılmıştı. Tahta bavullara temiz kıyafetler, ihram elbisesi, sabun koyuldu. Yol azığı için hep birlikte toplanıp börekler açıldı. Temiz sofralara sarılıp bakkaldan aldıkları karton kutulara yerleştirildi. Sabah ezanı okunurken Asım gülü seccadenin başında buldu. Elinde tesbihiyle dua ediyordu. Ellerini avuçlarının içine alıp, ''Bana hakkını helal et hanım. Seni de götürmek isterim ama sen de biliyorsun.'' Gül derin bir iç çekti. ''Sana oradan inci, hurma, zemzem, mis getireyim. Başka bir şey ister misin?'' Gözleri yerde olan Gül, ''Bana bunu yaptın ya bey. Suyun toprağa nasip olmasın.'' dedi. ''Deme öyle kurban olduğum. Bir dahaki sefere seni de götürürüm.'' Elindeki parayı halının üzerine bıraktı. ''Ben yokken lazım olur. Hakkını helal et.'' dedi. Gül sesini çıkarmadı. Asım annesinin elini, yanaklarını öptü. Vedalaştılar. Türk bayraklarıyla süslenmiş iki otobüs köy meydanında durdu. Civar köylerden de hacı adayları toplanmıştı. Tebrikler, dualar eşliğinde otobüse bindiler. Yüreği sıkışan Gül'ün gözyaşları akmıyordu. Kocasıyla hiç konuşmadı. Sadece güle güle gir diyebildi. Sarılmalar, selamlardan sonra otobüsler kutsal topraklara hareket etti. Gözler yaşlı, hep bir elden sular serpildi arkalarından. Su gibi gidip su gibi gelin denildi. Günler geçti, yüreğine oturan taş gülü ağlatmıyordu artık. Salavat getiriyor, günlük işlerini yapıyor, kimselerle konuşmuyordu. Yatağa bağımlı kayınvalidesinin altın üstünü temizliyordu. Uçtu hac kervanı. ''Ben şimdi nasıl gideyim ana?'' diyordu hep. Tandırdan ekmeği alan Gül, muhtarın sesiyle irkildi. ''Kolay gelsin bacım. Sağ ol muhtar emmi. Nasılsın, bir yaramazlık yok inşallah değil mi?'' ''Sağ ol emmi, çok şükür. Kahveye telefon açtılar dün akşam. Bizim yolcular aradı. 7 gün sürmüş yolculuk. Otele yerleşmişler. Herkese selamları ver.'' ''Allah razı olsun ve aleyküm selam. Bacım sen iyi misin? Yüzün solmuş.'' İyiyim emmi, sağ ol. Kolay gelsin o zaman. Hayırlı günler. Gece olmuş, el ayak çekilmişti. Seccadede oturan Gül'ün gözleri Kabe resmindeydi. Elinde tesbih, salavat getiriyordu. Derken odayı gül kokusu sardı. İki tane bembeyaz giyinmiş kadın odaya girdiler. Seni çağırıyorlar, gidiyoruz. Nereye? Diye sordu Gül. Peygamber Efendimiz sana selam gönderdi. ''Ben gidemem ki ayağım.'' diyebildi Gül. Kireçli odanın tavanı yarıldı sanki. Işıklar, nurlar doldu odaya. Ayaklarının altı yemyeşil otlar, güllerle dolan Gül bir anda kendini başka alemlerde buldu. Korku ve ümitle Kabe'ye yüz sürmeye gidiyordu. Aşağıya baktı, seccadenin üzerine oturmuş tesbih çeken bir kadın gördü. Kendisiydi bu. Korktu. Ama yüreği sevinçten yerinden çıkacaktı. Aradan bir gün geçti. Gül'den haber alamayan komşuları Gül'ün evine geldiler. Onu seccadenin başında ölmüş bir şekilde buldular. Ağıtlar, feryatlar, figanlar. Tüm köy toplanmıştı. Olanlara kimse inanamıyordu. Selalar verildi, Yasinler okundu. Bayram yeri olan köyde şimdi matem rüzgarları esiyordu. Bir ayın sonunda hacılar köye döndü. Sevinç hakim oldu yeniden köye. Meydanda duran otobüsten bembeyaz kıyafetlerle hacılar indi. Sarılmalar, sevinç gözyaşlarıyla vücut buluyordu. Otobüsten inen Asım'ın akrabaları ve çocukları karşıladı. Onu görenler kara haberi vermeye cesaret edemediler. ''Gün nerede bacım?'' diye komşulara sordu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Köyün imamı, ''Allah haccınızı kabul etsin kardeşim. Gel, seninle şöyle bir yürüyelim.'' dedi.
Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Asım'ın kalbi sanki ağzında atıyordu. Her şey biz insanlar için kardeşim. Metanetli ol. Eşin Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sen yoktun. Başın sağ olsun. Dizlerinin bağı çözülen Asım çöktü kaldı yere. Aradan zaman geçti. Asım mezarlığın yolunda buldu kendini. Ağlamaktan gözünün önünü göremiyordu. Mezarlığın kapısından girince hemen Sadi yatıyordu karısı. Gülosu. Mezar taşına al yazmasını bağlamışlardı. Gülüm, ben geldim dedi. Sana misk getirdim. Sana inciler aldım. Sana oradan selam getirdim. Kulakları uğulduyordu. Suyun toprağıma nasip olmasın sözü hep kulaklarında çınlıyordu. Avuçlarında kara toprakla hıçkıra hıçkıra ağladı. Çantasından çıkardığı misk şişesini fırlatıp kırdı. Ona aldığı inciler geldi eline. Çekip kopardı mezar başında. İnciler toprağın üzerine dökülüp öylece kaldı. Evet, Gül manevi olarak Kabe'ye gitmişti. Peygamberimiz onu çağırmıştı, onu görmüştü. Çok temiz yaşadı Gül. Çok istedi kutsal toprakları görmeyi. Çünkü kocasının gözüne bir ara gül gözüktü kutsal topraklarda. Ama anlam veremedi kocası. Yok dedi, herhalde benzeyen biri. Ya da özledim ondan gözüme gözüktü dedi kendi kendine. Karısının ne kadar yandığını, götüremediği için ne kadar pişman olduğunu şu an daha iyi anlamıştı. Götürmediği için içinin yandığını hissetti. Toprağının başında öylece kala kaldı.